Biz hepimiz ne güzel. Tiyatro olarak bulunuyoruz. Kutlukan da bir tabii ki bir çizer olarak, dünya çapında bir çizer ama aynı zamanda tiyatronun içinde bir insan olarak, yani tiyatroda bulunuyoruz. Fakat ben bu program süresince medyayı yeteri kadar onun için reklamlardan sonra Kaan Sekman'a biraz. Ben bir de bir projede daha oynuyorum, onu sonra anlatayım size. Hangisi? Richard mı? Richard. Dur, reklama gidiyoruz ama söyleyeyim, tamam. Biz ikimiz de çok yorgunuz. Birbirimize bakınca uykumuz geliyor. Yani çünkü beni spora başlattı. Benim 5 ya da 6 tane spor İyilik sağlığa yaptım. Zararlıdır programım var. İyilik yaptım. Fark etmiş. Fark etmiş diyorlar. Ben duydun mu? Sen ilk gördüğüm an diyecektim de hani. Bak. Evet. Gördün mü? Demir Demirkan'ın gittiği personal trainer'a gidiyorum. Bir de böyle referans var değil mi? Bu bana Demir Demirkan'ın gittiği şey demedi. Demir'in yani, dışında yaşamıyor mu? Müthiş. Evet, orada ara vermiş, sonra dönmüş. Müthiş bir adam. Evet. Gittim vardı. Dedim ki ben çok programım var. Bugüne kadar hep sporun aleyhine konuştum. Lütfen benim buraya geldiğim kimseye söylenmeyecek. Ya. Evet. Ve ondan daha 5 dakika adamla konuştum. Demir Demirkan geldi. Yine gitar çalma hareketi gibi. Ondan sonra bacaklar açık. Fakat nasıl, o da Amerika'da. Amerika'da. Evet, evet. Ondan sonra Türkiye'ye geldiğinde de, değil mi, insan bir gider işte Kapadokya'yı görür falan. Spor salonundan çıkmıyor. Ondan sonra bunları mı kaldıracağım hocam filan, en ağırları takar falan filan. Bir de Semih'le de yapıyorsun spor. Semih başka bir konu. Bak Semih, saygım sana. Semih müthiş bir adam. Semih başka bir adam. Demir Demir bana aşık olma olur mu bebeğim? Öyle şeyler anlatacağım ki şimdi sana bir reklama girebilirsin. Bence arada anlat. Şimdi birazcık dur bakalım, biraz sana gelelim tekrar. Medea. Yani bir önce Medea'dan biraz bahsedelim. Evet. Evet, Kaan da Medea'dan. Kaan'dan bahsetmedik ve tabii ki hanımefendi bugün kendisi. Medea. Medea o da. Medea vs. Medea. Asıl Medea'da ben Türkan Saylan. Ha, ben Türkan Saylan. Evet, özür dilerim, sana geleceğim. Lütfen. Ha, ben de mi? Tabii. Kaan. Hayır, sen de. Çok kısa bir süre önce premier yaptık. Ben Türkan Saylan oyununu oynuyorum. Bu sana böyle sahnede devleşiyor diyorlar mı? Mesela çok ufak tefeksin. Daha koltuğa erişemiyorsun da onun için. Ben zaten dedim ki koca bir sahnede oynayacağım. Küçücük nasıl, evet, oynayacağım dedim. Ve ama, tek kişilik oyun mu? Tek kişilik oyun. Evet. Dış sesler var ama. Tek kişilik anlatmaya çalışıyorum. Çocukluğu. Genç kızlığı. Ve yeni premier yaptı. Daha bir oyun oynadım. Çocukluğu, genç kızlığı, sonra üniversite ve deri hastalığını seçmesi. Afişi görüyor muyuz? Afişi full, evet, gördük mü? Ben kaçırdım. Ne olur bir full afişi görelim. Evet. Çok da hoşsun. Çok da, evet, güzel Mehmet bir afiş. Mehmet çekti fotoğraflarımızı. Ve Mehmet Türkan Saylan'ın tabii seninle temsil edilmesi, evet, böyle bir kişiyle, çok böyle bir çok güçlü oyuncuyla duydum temsil edilmesi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok korktum açıkçası ama giderek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben hiç tek kişilik bir performans yapmamıştım. Böyle aman bir oyunda oynamamıştım. Aman canım, şeyde Medya'da göre ahlakta şeyle Özgün'le beraber. Özgün Çoban'la, evet. Özgün Çoban'la oynuyorsun ama orada da bayağı bir böyle yüklü. Evet, yüklü. O da bayağı, evet, yüklü. Deri hastalıklarını yani nasıl seçti? Daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni nasıl kurdu? Ve son hastalık dönemini anlattığımız böyle hayatından kesitler var. Çok, evet, çok heyecan verici, çok onur duyuyorum yani bu, böyle bir bilim insanını, birçok çocuğun hayatına değinmiş, gençlerin hayatına, evet, değinmiş birini, evet, oynamak çok çok değerli, çok önemli ve gerçekten de ben bu kadar tabii ki bir sürü insanla konuştum nasıl biriydi, hı-hı, diye, bu kadar çok esprili, hı-hı, çok taklit yapmayı seven, hı-hı, oyunculuk yapmayı seven biriymiş. Mesela öyle yanları da varmış. İnsanlarla iletişimi son derece hiç öyle düşünüldüğü gibi sert değil. Aksine hani böyle işlerini çok tatlılıkla yoluna koyan. Son dönemi de var mı oyunda? Son dönemde var, yaşadıkları hastalık, sıkıntılar. Ya. Çok bir yerde tabii ki değiniyoruz. Çünkü
kadın tabii. hastayken tabii, yaşadıkları tabii, tabii. da var. Hmm. Süper, çok merak ediyorum. Ya, hemen geleceğim. Tamam, bu biraz bekleriz. Oyunun künyesinden de bahseder misin bize? Cengiz Toraman yönetti. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nda. Zaten Levent aradı, oynar mısın diye çok heyecanlandım. Levent Üzümcü Tiyatrosu'nda yapıyoruz. Cengiz Toraman hem yazdı hem yönetti. Bilmiyorum, daha ilk bir oyun olduğu için premier yaptık ve hep tazeler çok... buradaymışız. Hep evet, bir, evet, bir, 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 tiyatro tabii ki. Muhteşem. Yani, bu yıl tiyatro yılım oldu evet. zaten. Medyaya göre ahlak. Yani bugün ben burada... Türkiye...